kalbinizi titretecek, maneviyatınızı yükseltecek ilahileriyle tasavvuf sanatçısı Ubeydullah Sezikli. Az sonra Profesör Doktor Mustafa Karataş'la sahur vaktinde. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Sevgili izleyiciler, değerli konuklar, bir sahur programında yine Show TV ekranlarında birlikteyiz. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Sofralarınız, sahurlarınız bereketli olsun. Sağlık, afiyette daim olalım. İnşallah memleketimize bolluk, bereket gelsin. Allah her muradınızı kabul eylesin. Bugün çok kıymetli kardeşim, arkadaşım, mesai arkadaşım fakülteden Ubeydullah Sezikli bizimle birlikte. Güzel ezgileri, ilahileri var, ondan dinle. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Allah sağlık, afiyet versin. İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Fakültede Allah fazla görüşemiyoruz. Burada nasip oldu. Epeydir görüşememiştik. Efendim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hamdolsun mukaddes emanetleri bizde. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiğinde oradan mukaddes emanetlerinin çoğunu aldı geldi. Daha sonra Osmanlı padişahları ve oralara giden kadılarımız, görevlilerimiz imkan dairesi ölçüsünde kimi bağış, kimi hediye, kimisi parayla satın alınarak pek çok mukaddes emanet İstanbul'a taşındı. Peygamber Efendimiz'e ait biliyorsunuz sakalı şerifler var. 1500'e yakın sakalı şerif geldi Mısır'dan. Ve onlar İstanbul'da, başta İstanbul olmak üzere Anadolu'da büyük şehirlere dağıtıldı. Camilerde sakalı şerifler var. Vakfiye olarak orada duruyor, ziyaretlere açılıyor. Bu konuda elbette sahih olan, sağlam olan, güvenilir olanlara itimat etmeliyiz. Her önüne gelen evden çıkarıp bu peygamberin sakalı diyene de inanmayın. Çünkü evlerde yok. Ancak nasıl olur? Dedesi, babası efendim Medine kadısıdır, Mekke kadısıdır, o oradan intikal etmiştir vesaire. Ya da işte Köprülü ailesinde hırkayı şerif olduğu gibi Veysel Karani'nin hırkası Köprülü ailesine intikal etmiştir. Onlar devlete bağışlamışlar ya da bağışlamasa bile devletin gözetimi altında, koruma altındadır. Onun dışında sakalı şerif maalesef istismar ediliyor. Çok istismar edilen bir konu. İnsanların duygularını sömürmek için önüne gelen bir sandukanın içerisine bezlere katlaya katlaya bir sakal koyuyor. Üzerine de Resulullah'ın sakalı şerifi yazıyor. Belgesiz, mesnetsiz, nereden geldiğini bilemediğimiz her sakala sakalı şerif demeyeceğiz. Onu kim getirdi, nereden getirdi, niçin getirdi, nasıl almış, devletten izin almış mı, nereden almış, bunu bilmemiz lazım. Çok istismar edilen bir konu. Bu konu üzerine kitaplar yazıldı. Bakın şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı şerifi, bunlar bir mum üzerine özellikle konur ve ondan sonra bir camekanla kaplanır. Ondan sonra da bu işte kır pohçaya sararlar, genellikle kır tarafa katlarlar. Sonra bir sandık içerisinde saklanır. Camilerde olanlar, özellikle tarihi camilerde olanlarda şüphe yok kolay kolay. Bunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuyla ilgili çeşitli makaleler, kitaplar yazıldı. Osmanlı camilerinde olanlarda kolay kolay şüphe yok. Onlar da dışarıya verilmez. Onlar da zimmetlidir. Ya müezzine zimmetlidir, ya imama zimmetlidir. Öyle evlere falan götürülmez. Evlere gelenlere sormanız lazım. Bu nereden geldi? Camiden dışarı çıkarılmaz. Camide de saklanır. Zimmetlidir. Herkes önüne gelen istediği zaman açamaz, bakamaz. Belli günlerde açılması için müsaade edilir ve o şekilde ziyaret edilir. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu emanetlerini Resulullah Efendimiz'i görmüş gibi seviniriz. Ondan bir hatıra olarak. Yoksa asla ona bir ibadet kastı yok. Müminlerin böyle bir kastı yok. Hırkasını gözyaşıyla ziyaret ediyor. Hırkadan bir şey beklemiyor elbette. Ama peygamberi göremedim, hiç olmazsa onun hırkasını göreyim. Onun ayak izine bile şiirler yazılmış. Biraz sonra anlatacağım. Siz Çorum'da vazife yaptınız değil mi? Evet. Ubeydullah Hocam. Evet. Var mıydı orada da? Var. Sakalı Şerif var. Büyük camide vardır. Cami kebimde Çorum'da var. Vardır, Amasya'da vardır. Evet, evet. Sivas'ta vardır, Kayseri'de vardır, Konya'da vardır, İstanbul'da var. Öyle büyük şehirlerde, Bursa'da, Edirne'de sakalı şerifler vardır. Ama her önüne gelen yerde olmaz maalesef. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce gösterildi sandukası.
sandukasını, şimdi peygamberin eşyalarının saklandığı sandıka, sandık, daha doğrusu Resulullah Efendimiz'in kullandığı sandık elimizde yok. Onun kokuları taşıdığı, kokularının içine koyduğu sükke denilen bir kutusu vardı. Sükke kutusu, güzel koku kutusu vardı. Ama böyle bir sandık, bunlar sonradan yapılmış. Resulullah Efendimiz'in hırkayı saadeti bunun içinde saklanıyor. Resulullah Efendimiz'in iki hırkası da İstanbul'da. Biri Topkapı Sarayı'nda, şimdi gösterecek arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar bunu. Bu kaftan şeklinde ama ben tabii hırkayı saadeti gösterebilirsek. Biri hırkayı saadet, tonları aşağı yukarı birbirine benziyor. Biri de hırkayı şerifi. Peygamber Efendimiz'in hırkaları genellikle gömlek tarzında hırka dediğimiz. Fakat kalın iplerle dokunmuş, birbirine geçmeli, tek kat değil, çift kat geçmeli, çok desenli, güzel bir hırka. Hırka-i Şerif'i yakından ziyaret ettiyseniz görmüşsünüzdür ya da Topkapı'da Hırka-i Saadet'i. İki hırka da bizde, elhamdülillah. Peygamberin iki hırkası da bizde. Yine Peygamber Efendimiz'e ait çok meşhur ayak izleri var. Ayak izleri. Onları alabilir miyiz arkadaşlar? Ayak izini. Eyüp Sultan da Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesinin içerisinde bir ayak izi var. Onun Kudüs'ten getirildiği de söylenir. Resulullah Efendimiz'e ait 7 ayak izi olduğu söyleniyor. 7 ayak izi. Bunlardan biri de Memlüklülerde, Mısır'da Sultan Kayıtbay'ın 20 bin dinara kendi parasıyla aldığı bir ayak izidir. Kendi mezarının başına konulmasını istemiş Kayıtbay. Fakat Sultan 1. Ahmet o ayak izini buraya getirttirir. Bir Evliya Çelebi seyahatnamesinde yazar. Buraya getirttirir. Fakat rüyasında geri isterler. Evet. Ve Peygamber Efendimiz'den bir ikaz alır. İkaz alır rüyasında. Kanter içerisinde uyanır ki uzun bir rüyası var. Ve o ayak izinin bir kopyasını alır yalnız. Göndermeden aynen onun ayak izlerinden bir kopyasını alır. Bir taşa, toprağa işletir. Ondan sonra onu geri gönderir ve o hasretinden, şu ayak izine hasretinden... 1. Ahmet şöyle bir dörtlük yazmış. Nola tacım gibi, evet, başımda taşısam kadın şerif. Siz okuyun onu. Yok, siz buyurun. Peki, nola tacım gibi başımda götürsem daim, yani taç yerine ayak izini başımda taşısam diyor. Kademi pakini ol Hazreti Şahı Resulün. Kademi pakini, temiz o ayak izini Hazreti Şahı Resulün. Peygamberin temiz ayak izini taç gibi başımda taşısam ne olur? Gül-i gülzarı nübüvvet o kadem sahibidir. O gül bahçesinin, nübüvvet gül bahçesinin ayağın sahibi nübüvvet gül bahçesinin sahibidir o. O ayağın sahibi nübüvvet gül bahçesinin sahibi Resulullah'tır. Bahtiya durma, yüzün sür kademine o gülün. Ey Ahmet diyor kendine, durma yüzün sür o kademine, o gülün. Resulullah'ı gül yerine koyuyor. O gülün ayak izine yüzünü sür diyor. Bir padişah peygamberin ayak izine bu kadar aşık. Allah bize de nasip etmiş. Topkapı mukaddes emanetler de var. Yine Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesinde var. İstanbul'da bildiğim kadarıyla başka yerde var mı hocam? Hırka-i Şerif'te var. Hırka-i Şerif'te de ayak izi var. O ayak izi orada pabucu var. Pabucu var. Onu göstereceğiz şimdi. Evet. Kudüs'te Kubbetüs Sahra'nın içerisindeki o El Kubbetüs Sahra'da ayak izi var. Mısır'da var. Medine'de ya da Mekke'de bir ayak izi var. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın makamı İbrahim'de İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi var. Resulullah'ın ayak izinin de hicret esnasında yürürken o kalıpları sahabenin taşıdığı, aldığı söyleniyor. Oradan geliyor bu ayak izleri. Resulullah'ın ayak iziyle İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleri birbirine benziyor. İki peygamberin ayak izi birbirine benziyor ve onun soyundan zaten.
Efendim mührü var Resulullah Efendimizin. Evvelki gün iftarda gösterdim. Muhammed Resulullah yazan mührü var. Mührü görebilir miyiz arkadaşlar? Şu anda Kabe'de. Kabe'de makam İbrahim, onun için gösterdiler. Şu mahfaza var ya arkadaşlar, sevgili izleyiciler. Böyle alemi olan büyük bir mahfaza. Onun içerisinde Kabe'de Hazreti İbrahim'in ayak izi var. Makam-ı İbrahim'dir orası. Onun ayak izi var. Evet, mührünü görelim. Peygamber Efendimiz'in mektuplarına, daha sonra halifelerin, Hulefai Raşid'in mektuplara vurduğu mührü. Mührünü görelim arkadaşlar. Evet, şu anda Kabe'den canlı yayın yapıyorlar. Evet, bu da Muhammed Resulullah yazan Peygamber Efendimiz'in mührü. Aslı, orijinali üstte Allah yazıyor. Ortada Resul yazıyor. Altında Muhammed yazıyor. Muhammed Resulullah. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisidir. Mektuplarına yüzüğünü böyle içine katlardı. Mühre basar, mektuba basardı. Mühürsüz mektup okunmazdı. Ta o zamandan beri. Resulullah'ın mektuplarında mühürler vardır. İstanbul'da Hirak'le yazdığı mektup da var. O mektubu da görelim. Yine iftarda onu ben okudum size. O mektubu görelim. Devlet başkanlarına mektup yazdı Peygamber Efendimiz. İslam evrensel bir dindir. Evet, şu anda Peygamberimizin Hirak'le yazdığı mektup. Bu da Topkapı Sarayı'nda mevcut. Devlet başkanlarına mektup yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Bizans Rum'un azimi Hirakle diye başlıyor ve ona diyor ki ben Muhammed'im, seni İslam'a davet ediyorum, teslim ol, İslam'a gir, selamette kal, senin etrafındaki insanlar da Müslüman olursa iki ecir var sana, eğer olmazsan, Müslüman olmazsan bütün o insanların vebali senin üzerine, boynun üzerine diyor. Sonra gelin siz Hristiyanlar, biz Müslümanlar Allah'ın kelimesinde buluşalım. La ilahe illallah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu kelime ortak aramızda. O zaman Allah'a ibadet edelim. Allah'a şirk koşmayalım. Bunları tebliğ ettikten sonra diyor, biz Müslümanlardanız. Size hakkı tebliğ ettik. Sorumluluk bizden gider diye. Bu mektubun muhtevası böyle. Altında da o yuvarlak gördüğünüz en son kısım peygamberin mührüdür. Resulullah Efendimiz oraya mührü basmıştır, mühür basmıştır. Cenab-ı Hak bize nasip etmiş. Bugün elhamdülillah 1500 sene sonra Resulullah'ın mührünü görüyoruz. Ayağına Peygamber Efendimiz nalin denilen sandalet giyerdi. Şimdi onu görelim. Bu sandalet Peygamber Efendimiz'den kalma. Sanıyorum bu hırka-i şerifte var. Peygamber Efendimiz, ama benim gördüğüm bu değil. Bundan başka bir tane daha gördüm. Dedeleri, büyük dedeleri Medine kadısıyken oradan getirmiş. O da hırka-i şerife bağışlamış. Peygamber Efendimiz papuç şeklinde o günün şartlarında deriden terlik nalin giymiştir. Peygamberimiz o günün şartlarında. O da bize ulaşmış. Fakat böyle sahte din tüccarları var. Onlara da uyanık olun. Peygamberin papucu diye satıyorlar. Pahalı. Allah onların şerrinden korusun. Biz bunları söyleyince de kanlarına dokunuyor tabii. Açıkları, sahtekarlıkları ortaya çıkıyor diye ondan sonra aleyhimize konuşuyorlar. Olsun, biz doğru bildiğimiz söyleyeceğiz. Peygamberin papucu diye piyasada satılan şey. Aman tenezzül etmeyin. O sahtekarlıktır tamamen. Öyle bir şey olmaz. Yani neler söylüyorlar neler. Hacer-i Esved mahfazası var. İstanbul'a gelmiş. Hacer-i Esved mahfazası samanla altından yapılmış, gümüşten yapılmış. Şu andaki Hacer-i Esved'in mahfazası gümüştür. Bakın Hacer-i Esved köşesinde Kabe'de içindeki Hacer-i Esved'tir. Tam içinde kahverengiyle siyaha çalan bir taştır. Tam siyah değildir. Adı Hacer-i Esved. Siyah taş ama kara taş gibi. O içindeki kahverengiye çalan siyah bir taştır. Bu dışını da mahfaza şeklinde yapmışlar.
İstanbul'a da parçaları gelmiş. İstanbul'a Hacer Esved tamir edilirken parçalanmış, Kanuni döneminde 4-5 parçası getirilmiştir. Ufak ufak parçalar. Biri de Süleymaniye'de Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin üstündedir bir tanesi. Yine Sokulu Mehmet Paşa Camii'nin içerisinde 3-4 tane ufak parçalar vardır, birer santimlik. İstanbul'da da Hacer Esved'in parçaları vardır, bilmeyenler için hatırlatmış olalım. Kabe'nin kapısı var İstanbul Topkapı Sarayı'nda. Kabe'nin kapısı. Oraya geçelim arkadaşlar. Evet, bunlar Kabe'nin, o dönemki Kabe'nin içine giren kapı, bizzat içine giren kapı. Yine Peygamber Efendimiz'in kılıcı, yayı var. Onlara güzel gayeler yapılmış, altına sandukalar yapılmış. Bu Peygamberimizin kılıçlarından, asalarından Topkapı Sarayı'na getirmiş. Ya da başka peygamberlerin de olabilir bunlar. Şu anda yanıltmayalım, net bir şey. Ben bu bildiğim doğruları söylüyorum ama şu asa Hazreti Musa'nın mıdır, Hazreti Yusuf'un mudur? O Topkapı Sarayı'nda var. Oradan bakarsınız. Hepsi peygamberimizin olmayabilir. Bunu değiştirelim. Evet, mektuba geldik. Benzeri hediyeler ya da eşyalar da vardır. Halifelere ait. Mesela Hazreti Osman'ın şehit edildiğinde okuduğu Kur'an da elimizde. Şehit edildiğinde okuduğu Kur'an da elimizde. Bazı hediyeler var, bazı emanetler var. Onlar da peygamberimize, ashabına, daha sonraki halifelere ait hediyeler. Bütün bunlar elhamdülillah bizde, İstanbul'da. Bu büyük bir servet. Buradan şunu da söylemek lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı aslında hani 1500 sene falan diyoruz da çok uzak değil. Çok uzak değil bize. Yani nesil olarak saydığınızda 60-70 nesli içeriyor. Yani şöyle birbirini gören nesil olarak biz onu sayarsak işte silsileler var, oradan anlıyoruz. 70-80 kişiyi geçmiyor. Bunun üzerine bir ilahi gider değil mi Ubeydullah Hocam? Sözler Kanuni Sultan Süleyman'ın. Evet. Hazreti Peygamber'i biliyorsunuz, hepsinin naat-ı şerifleri var. Beste'de gene mesai arkadaşımız Muharrem Hafız'ın. Evet. Buyurun. Sana
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala. Es-salatu ve's-selam. Salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Ne güzel oldu. Salavat da getirmiş olduk. Allah ve melekler salatü selam ederler Nebi aleyhisselama. Ey inananlar, siz de ona tam bir selamla salatü selam edin. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûn alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Salavat getirmek de bir zikirdir. Her salavat getirildiğinde Resulullah Efendimiz'e inşallah ulaştırılır ve sevaptır. Allah dilimizden zikri, salavatı eksik etmesin. Telefonumuz var. Alo, hayırlı sahurlar. Buyurun efendim. Hayırlı sahurlar hocam. Buyurun. Benim size bir sorum var. Evet. Ben 12 yıl önce evlendim. Hı-hı. Evlenirken 18 yaşındaydım. Bu cahilliğin verdiği etkiyle, nasıl diyeyim, kaçarak evlendim ben. Eşime Allah'ım bana, ben onunla yaşamak istiyorum, bana onunla yaşamayı nasip et, hayırlı ya da hayırsız dedim. O yüzden şu anda hani nasıl diyeyim, eşim yapsa da yapmasa da bir türlü cezaevlerinden kurtulamıyor, bir türlü huzur bulamıyoruz. 12 yıldır hani 3 tane çocuğum var, babalarına hasret büyüyorlar. Allah'ım. Acaba benim bu sözümle bir alakası var mıdır? Var ya tabii, olmaz mı? Yani benim bu sözden kurtulmak için ne yapmam lazım hocam? Ben bu sözün altından kalkamıyorum artık. 3 tane çocuğumun vebali var. Şimdi tabii bu bir niyet. Sen bunu kendine o zaman kabullenmişsin. Hı-hı. Kendine celbetmişsin, çağırmışsın. İyi de çıkabilirdi. Hani bilerek, belki isteyerek yapmadın bunu. Hani onu çok sevdiğin için söyledin. İnsan hani sevdiğini İfade etmek için de bazen böyle söyler. İnşallah tövbe edersin. Tövbe etmişindir zaten. Şu anda bunu söylemen de zaten bir tövbe. Pişman olduğunu gösteriyor. Yani bunun tövbesi seninle alakalı. Sen tövbe edeceksin. Kocana da bunu anlatacaksın. O da sana yardımcı olacak. Böyle belalı işlere girmeyecek. Anladığım kadarıyla sürekli içeride diyorsun. Yani çıkıyor giriyor, çıkıyor giriyor. Ona da yardımcı olacaksın. Onun ıslahı için dua edeceksin. O ıslah olursa sen de kazanırsın. Cemiyet de kazanır. Toplum da kazanır. Allah kurtarsın. Rabbim yardımcınız olsun. Ama işte bazen ağzımızdan çıkan sözlerin esiri oluyoruz. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, söz söylemeden önce senin esirin. Söylersen sen onun esiri oluyorsun. Söze mahkum oluyorsun. Her sözün hem Allah katında hem de tabiatta bir karşılığı var. Boşa gitmiyor yani. Hatta düşüncenin. Biz zannediyoruz ki havaya attım gitti. Değil. Onlar her bir yere kaydediliyor, karşına çıkıyor.
yıllar sonra geliyor karşına çıkıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Resulullah Efendimiz diyor ki bir insan birini kınadığı zaman başına gelmeden eceli onu bulmaz. O iş mutlaka başına gelir. Demek ki kınadığın zaman da başına geliyor. Ya da ben buna da razıyım dediğin zaman hadi bakalım razı ol. Bu sefer bela musibet geliyor. Af dilemek lazım Allah'tan, Cenab-ı Hakk'a. Özellikle Bakara suresinin son iki ayetini çokça okuyoruz. Yatsıdan sonra yatmadan önce okuyoruz. Sen daha çok oku. Çünkü orada şöyle dua ediyoruz. Estağfirullah. Ve la tahmil Rabbena ve la tahmil aleyna ısran. Kema hameltehu alellezine min kablina. Daha öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yükler yükleme. Yani biz taşıyamayız ya Rabbi. Rabbena ve la tuhammilna ma la taakate lena bi. Takatımın yetmediğini bize yükleme. Takatımız yetmeyeceğini. Bu duaya devam edersin. Vafu anne vafir lena verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. İnşallah buna çokça devam et. Rabbim kolaylık versin. Allah size hayırlı bir gelecek nasip eylesin. Eşinizi de Cenab-ı Hak beladan, her türlü cinayetten, şuradan buradan neyse yani o belalı insanların arasından kurtarsın, ıslah etsin diye dua ediyor. Sen de dua et. Etrafından da dua iste kardeşim. Evet, diğer telefon. Alo, hayırlı sahurlar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah kardeşim. Kolay gelsin. Hocam benim bir sorum var. Evet, dinliyorum. Ben bir adak adadım. Bu adağı da bir arkadaşımla birlikte adadım. Arkadaşımdan dolayı bir mahkemelik olayım oldu benim. Bu mahkemeden kurtulduğum zaman kendim bir koç keseceğimi söylemiştim. Evet. Ama yanımda arkadaşımın da olacağını belirtmiştim adağı adarken. Neyin yarısı? Fakat, bir dakika, neyin yarısı? Şöyle söyleyeyim. Adak keserken arkadaşım da yanımda olacak diye adamıştım. Yanımda olacak. Evet. Tamam. Fakat bu arkadaşımın benim başıma verdiği musibetlerden dolayı ben ilişkimi kesmek zorunda kaldım. Doğru, tamam. Ve ilişkimi kestikten sonra birkaç hocaya sorduğumda bana dediler ki adağını yerine getirebilirsin. Önemli olan senin niyetindir dediler ve ben bu adağımı kestim. Kabul olmuş mudur acaba? Onu Allah'a soracağız haşa. Ben ne bileyim. Sen adağını yerine getirmişsin kardeşim. Adağımı ben yerine getirdim. Adak oldu mu? Adak yerine geldi mi? Ben bunun cevabını veririm. Adak yerine geldi. Ama kabul ama edecek arkadaşım mi? Yoktu yanımda keserken. Fark etmez. Kabul olup olmaması Allah'a kalmış. Ben namaz kıldım, kabul oldu mu hocam? Onu ben bilmem. Onu Allah bilir. Haşa. Biz öyle not veremeyiz. Ama biz namazın doğru mu yanlış mı onu söyleriz. Adağın doğru mu yanlış mı onu söyleriz. Kabul edip etmemek hiç bilemeyiz ki. Biz kendi ibadetimize güvenemeyiz. Namazı ben 50 senedir kılıyorum. Kabul oluyor mu bilmiyorum ki. İnşallah kabul oluyor. İnşallah öyle ümit ediyoruz. O açıdan sakın bana öyle bir soru sorma. Kabul oldu mu? Yani adak oldu mu? Adak oldu. Yerine getirdin. Allah kabul etsin. Kabul etmek Allah'a ait. Nice ibadetler yapanlar vardır ki yüzüne çarpılır. Nice namaz kılanlar var ki namazı yüzüne çarpılır. Nice kurban kesenler var ki kurbanı yüzüne çarp. Kabul etmez ki Allah-u Teala. Haramla gitmiştir hacca. Haccı kabul etmez Allah-u Teala. Biz bilemeyiz. Hiç ummadığın insanınki kabul olur. Seninki bilemeyiz. Yani adamın biri kısa kollu gömlek, şekilli gömlekle biri namaz kılmış. İmanını kurtarmak için gelmiş adam. İntihardan dönmüş. 35 yaşında, 30 sene sonra camiye ikinci defa giriyor. Kolundan tutmuş böyle namaz oldu mu diye bir gün bana getirdi. Böyle namaz oldu mu diyor emekli bir hoca. Bir genci yakalamış. Ya onu bilmiyoruz ki seninki oldu mu dedim ben. Yani garantin var mı? Bu adamın yakasından yapışıyorsun. Bırak onu belki onunki oldu. Biz bilemeyiz. Ama şartlar doğru mu yerine geldi mi? Yerine geldi. Kabul edecek olan Allah'tır. Onun için duada ne diyoruz? Rabbena ve tegabbel minna. Ya Rabbi kabul et. Duamız hep öyle. Namaz kılınca da kabul et diyoruz. Oruç tutunca Allah kabul etsin diyoruz. Allah kabul etsin diyelim sana. Oldu mu kardeşim? Diğer telefon. Alo. Hayırlı sahurlar. Size de hocam hayırlı sahurlar. Benim size bir sorum olacaktı. Şimdi biz yani annemler yani annem ve babam kardeşler arasında ayrımcılık yapıyor. Annen baban. Aynen. Diğer biz dört kardeşiz. Evet. Diğer iki kardeşimi tutuyorlar ve hani beni biraz daha dışlıyorlar. Yani bana öyle geliyor.
Yani etrafının da söylemesi bu. Ama benim kızıma da bakıyorlar aynı zamanda. Çok karışık bir olay aslında ama... Kızına bakıyorlar. Kızıma bakıyorlar. Niye bakıyorlar? Çalışıyorsun diye mi? Çalışıyor musun bir yere? Aynen çalışıyorum diye bakıyorlar. Tamam ne güzel. Benim kızım rahatsız olduğu için... Para istiyorlar mı kızına bakıyoruz diye? Evet. Anne baba? Evet istiyorlar. Ya ben öylesine sordum. Allahu Ekber. Öylesine sordum yani bildiğimden değil ama anne baba para istiyor. Aynen çünkü çocuğun masrafları oluyor diyor ve ailemin de durumu hani kötü bir yok yani. İkisi de emekli, evleri kira değil. Hakkını vermiyor derken ne yapıyorlar? Ya hakkımı vermiyor değil. Yani şey işte evleri kira hani durumları çok iyi. Aynı zamanda ben hani çocuğuma bakıyorlar diye elimden geldiğince onlara para veriyorum. Evet. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuçta hani kızıma bakıyorlar diye ama diğer türlü kardeşler arasında çok ayrımcılık yapıyorlar. Yani ben bu durumdan çok rahatsızım. Bana etraf yardım ediyor. Hani ailemin sadece kızımı bakma dışında yardımı yok. Ama çok zorda kaldığım için ve bayağı bir kötü şeyler yaşadığım için size, her defasında size kim de babama, size kim yardım esnaf mı yardım ediyor dediniz size? Etrafımdaki etraf. İnsanlar. Yani zor durumdasınız bayağı. Bir nevi bir nevi. Ve mesela her defasında siz beni böyle zorda bıraktığınız için size hakkımı helal etmiyorum diyorum. Yani böyle bir toplu iğne ucu kadar evlat hakkım ya da kardeş hakkım varsa hakkımı helal etmiyorum diyorum. Zehir zıkkım olsun diyorum yani. Bu peki. Bana hani bir dediğin gibi biraz karışık bir durum şimdi. Nereye söyleyecek sağa sola yanlış gitmesin. Şöyle rahat rahat bir ara verip ondan sonra dönelim. Oldu mu kardeşim? Hatta kalın siz. Tekrar size bağlanacağız. Aradan sonra inşallah. Tekrar merhaba efendim, hayırlı sahurlar diliyorum. Telefonda bir kardeşimiz vardı, hazırsa onu bağlayın. Çünkü unutturmayın bana, söz veriyoruz. Rabbim her şeyi dengeli yapmayı nasip eylesin. Allah-u Teala kuluna zorluk dilemez. Din kolaydır, ettiğini yusrun, din kolaydır, ettiğini yusrun, din kolaydır dedi Peygamber Efendimiz. وَلَنْ تَشَادَّدْ دِينَ Dini zorlaştırmayın. Dini zorlaştırmayın. Şimdi ne kadar zorlaştırıyorsa o kadar makbul hoca oluyor. Öyle bir şey yok. Fıtrata aykırı. Din kolaydır. Din sadedir. Din anlaşılır. Din yalındır. Allah'ın emirleri bellidir, yasakları bellidir. Üzerine ilave kafa karıştıracak şekilde bin bir türlü ihtilafla dini çekilemez hale getirenler mesuldür. Buna hakkımız yoktur. Ne kadar çile çekersem o kadar makbul. Hayır hayır. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan biri dedi ki ya Resulallah ben bir mağaraya çekileyim. Gece gündüz orada inzivada Allah'ı anayım. Namaz kılayım, oruç tutayım, makbul bir kul olayım. Aynen şöyle söyledi. Ben Yahudiliği ve Hristiyanlığı getirmedim. Uygulanması kolay olan hükümleri, sade olan İbrahim'in dinini size getirdim. Ahmet bin Hanbel'in hadis kitabında 5. cilt 266. sayfasında böyle yazıyor. Ben Yahudiliği ve Hristiyanlığı getirmedim. Yahudilikte, Hristiyanlıkta ruhbanlık var. Sonradan koydular onları da. Allah'ın dini aynıdır aslında. Ruhbanlığı koydular. Evlenmeme. Papazlar evlenmiyor. Dünyadan ele tek çekme. İnzivaya girme. Gece gündüz ibadet etme. Hristiyanlıkta var. Kur'an diyor ki ruhbanlığı onlar kendisi kafasından koydu. Ben öyle bir şey emretmedim onlara. Ama ona da uymadılar. Onu da bozdular. Ama İslam asla ruhbanlık yok. Dünyadan ele tek çekmek yok. Dünyaya sırtını dönmek yok. Dini kendisine zorlaştırmak yok. Hayatım sürekli eziyetle geçsin demek makbul değil. Bunu istemeye hakkımız yok. Zeynep peygamberin hanımı. Peygamberin hanımı kolay kolay mı peygamber hanımı olmak? İbadet yetmeleri lazım. Ey peygamber gece kalk. Teheccüde.
Ehlini uyandır, uyar onları. Ve enzir aşiretekel yakrabin, akrabin, akrabalarından olan o aşiretini, soyunu, aileni, ehlini uyandır. Onlar da namaz kılsınlar. Hazreti Zeynep de namaz kılmaya başladı. Ayakta kalabilmek için uykulu uykulu zamanlarında sütuna bir ip bağladı. Resulullah Efendimiz mescide gelince camiye, bu ip kimin? Senin eşin Zeynep'in ya Resulallah. Niye? Çünkü çok namaz kılıyor. Ayakta durabilmek için yorulunca oraya tutunuyor. Derhal çözün o ipi. Allah'la yarış olmaz. Siz yorulursunuz, usanırsınız. Allah usanmaz. Gücünüzün yettiği kadar. Uykusu geldiği zaman gitsin uyusun dedi. Öyle uykum geldi, namaza devam edeyim. Yok, gitsin uyusun. Dün bir telefon geldi sahurda hatırlarsanız. 5 sene önce namaza başladım. Oruca başladım. Fakat şimdi içimden bir ses diyor ki niye oruç tutuyorsun? İçimden bir ses diyor ki niye namaz kılıyorsun? Neden? Neden? Çünkü o 5 sene önce eyvah benim gençliğim boşa gitti. Bir sürü kaza namazım var. Bir sürü orucum var. Bir sürü ibadetim eksik. Hadi bunları tamamlayayım. Hadi biraz daha fazla, biraz daha fazla. Aşkla, heyecanla sarıldı. Ama aşırı gitti, yoruldu. Ona bir akıllı insan önder olsaydı, rehber olsaydı, hayır, asla böyle yapma. Allah katında amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır. Sen 5 yıl yaptın, sonra bırak hepsini. Allah korusun. Halbuki az az yapsaydın, gücünün üstüne yüklemeseydi daha doğru olacaktı. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethedince o mübarek artık peygamberin diyor övgüsüne mazhar olduk. Evet. Kendime diyor bir tekke yapayım, orada inzivaya çekileyim. Akşemseddin'in ona verdiği cevap çok güzel. Birisi uyarsın deyince aklıma geldi. Doğru. Diyor ki bu ülkeyi 1 dakika adaletle yönetmen oradaki 1000 senelik zikrine bedeldir. Doğru. Evet. Yani. Esas o. İnsanlar arasına katılıp onların eza ve cefasına katlanmak bir dağ eteğine çekilmekten hayırlıdır. Hadisler var. Güçlü mümin zayıf müminden hayırlıdır. Şimdi Amr bin El-As'ın oğlu Abdullah. Babası Mısır valisi. Hazreti Ömer'in arkadaşı. Büyük bir sahabi. Onun oğlu abid bir zahit. Abid ve zahit bilgili bir insan. O kadar düşkün ki Kur'an okumaya, o kadar düşkün ki namaz kılmaya, oruç tutmaya, Peygamber Efendimiz de geldi pazarlık etti. Ya Resulallah, ben her gün hatim yapabilirim. Her gün oruç tutarım. Ben her gün, her gece namaz kılarım. Dedi ki asla öyle yapma. Ayda bir hatim yap. Olmaz ya Resulallah. Ben dayanamam. Ayda bir olmaz. Ben daha fazla yaparım. O zaman haftada bir hatim yap. O da bana çok az gelir. Yahu o zaman 3 günde bir yap. O bile az gelir bana. Yok, 3 günden aşağı okuduğun hatim olmaz ki kolay. 3 günden aşağı hatim yapma. Şimdi burada mukabele okuyan kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bugün bizim akrabalardan biri de hocam diyor bize bir hanım mukabeleci geliyor, Kur'an hocası. Bir mukabele okuyor ama 10 dakikada 20 dakika bile olmuyor, 1,5 cüzü okuyor. Ne okuduğunu duymuyoruz. Düzeltme imkanımız yok. Kelimeler ağzından nasıl çıkıyor bilmiyoruz. Böyle mukabele olmaz. Niye okuyorsun? Maksat bu Kur'an'ı bitirme böyle mi? Maksat kalbine işlesin, zihnine işlesin, kelimeler telaffuz edilsin. Öyle okunur. Olmaz. Her şeyin bir ölçüsü var. Her şeyin bir ölçüsü var. Peygamberimiz de pazarlık yaptı. Abdullah bin Amr bin El-As. Ben dedi her gün oruç tutarım. Hayır, her gün oruç tutma. Ayda 3 gün oruç sana yeter dedi. Ya Resulallah bu çok az. O zaman ayda 10 gün tut. O da çok az.
O zaman hiç olmazsa bir gün tut, bir gün tutma. Savmı Davut, Davud'un orucu gibi, Davut Aleyhisselam orucu gibi. Tamam dedi. Hatimle, namazla, oruçla, peygamberle pazarlık yaptı. Aradan 10-15 sene geçince, sonra da yaşlanınca eyvah yapamaz oldu. Keşke peygamberin dediğini dinleseydim. Şimdi yapamıyorum bunları. O zaman inat etti, peygamber efendimizi dinlemedi. Sonra pişman oldu. Her şey ölçülü olacak aziz kardeşler. Allah'ın dinini zorlaştırmaya gerek yok. Kendimize eziyet etmeye gerek yok. Gücün yettiğini, Resulullah Efendimizin en büyük özelliği, sünneti, kolay olanı tercih eder ve kolay olanı emrederdi. Ama buna rağmen o peygamber biz daha çok yapmalıyız diyen bir akıl yürütenler vardı. Geldi üç kişi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinden, peygamber geceleri nasıl namaz kılar? Oo, topukları şişinceye kadar namaz kılar. Bir rükû eder ki, bir secde eder ki, sorma, öyle tatlı namaz kılar. Peki ne kadar oruç tutar? Pazartesi, perşembe oruç tutar. Bu ibadetlerini duyunca dediler ki, içlerinden biri, üç kişiydi, ben bundan sonra hep oruç tutacağım. Adem peygamber haftada iki gün oruç tutuyor, benim her gün tutmam lazım, ben daha günahkar. Onun günahı yok. Onlar da zelli oluyor. Diğeri dedi ki, ben sabahlara kadar teheccüd namazı kılacağım. Biri de dedi ki, ben hanımıma yaklaşmayacağım, sabaha kadar namaz kılacağım, gündüz oruçlu olacağım. Allah Resulüne böyle oldu diye anlatınca hanımı, peygamber efendimiz ertesi gün camiye çıktı. Size ne oluyor? Allah'ın elçisi benim. Peygamberi benim. İçinizde en takva sahibi olan benim. Ama ben sizin gibi yapmıyorum. Üç kişinin böyle dediğini duydum. Ben oruç da tutarım, tutmadığım günler de olur. Ben evlenirim, eşlerim var, hanımım var. Hanımımla yaklaşırım. Ben sabahlara kadar namaz kılmam, uykumu uyurum. Uykumu aldıktan sonra gece kalkar, namaz kılarım. Size ne oluyor da dini zorlaştırıyor? Buna hakkınız yok. Ama biz bugün tam tersini söylüyoruz. Gördün mü kadını, gördün mü adamı, sabaha kadar kılıyormuş, sabaha kadar her gün oruçluymuş. Makbul değil kardeşim. Gücünün yeteceğini yapacaksın. Sonra yapamayacağını yapmayacaksın. Namaza, ibadete engel mi oluyorsun hoca? Bırak yapsın. Resulullah Efendimizin yoluna tabiiz biz. Senin aklına değil ey hoca. Senin aklına değil. Biz peygamber ne dediyse onu demek zorundayız. Sen aynı mantıkla gidiyorsun çünkü. Sen de diyorsun ki o peygamber öyle yaptıysa benim daha fazla yapmam lazım. O mantık yanlış. O mantık yanlış. Öyle bir usul yok. Ne diyor? Benim gibi namaz kıl. Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kıl. Haçta onu örnek alın. Haccın menasikinde beni örnek alın. Haccın kurallarında. Namazı benim kıldığım gibi. Orucu hatta orucu da benim gibi tutmayın dedi. Visal yapardı. Peygamber Efendimiz bazen iftar yapmadan öbür gün orucuna başlardı. Siz sakın böyle yapmayın. İftarınızı yapın. Sahurunuzu yapın. Tesahharu feinne fissahuru bereketen. Sahurda bereket vardır. Sahur yapmıyorum. Bir şey ye, bir bardak su iç. Yani iki üç tane hurma ye, iki üç tane zeytin ye, bir yumurta ye, neyse. Ama sahur olsun, bereket olsun, sağlık olsun, susuz kalmasın vücudun. Bu dini zorlaştırıyoruz ama Peygamber Efendimizin şu hadisini herkes biliyor. Yessiru ve la tuassiru ve beşşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Olmadı deme ya. Adam yapıyor işte. Olmuş ne güzel. Yapıyor. Namazı Muaz bin Cebel uzattı da uzattı. Cemaate namaz kıldırırken. Çok secdede durdu. Çok okudu. Çok rükuda durdu. Yaşlılar tahammül edemediler. İhtiyaç sahipleri tahammül edemediler. Resulullah Efendimiz'e şikayet ettiler. Dediler ki Muaz bize namazı çok uzun kıldırıyor ya Resulallah. Çok uzun namaz kıldırmak eftal. Öyle demedi ki Peygamber Efendimiz. Çağırdı Muaz'ı. Sen ente fettanun. Fitneci misin? Fitne mi çıkarmak istiyorsun? Ente fettanun.
Muaz bin Cebel diyor ki yerin dibine geçtim. Peygamberin bu sözü bana ne kadar büyük ihtardır, ikazdır. Her şeyin bir usulü var. Namazda da tek başına insan uzatabilir ama cemaate namaz kıldırıyorsa tesbihatı çok uzatmayacak. Abdesti sıkışan oluyor, çocuğu ağlayan oluyor, ayakta duramayan oluyor, secdede fazla duramıyor, başı dönüyor, rükuda duramayan oluyor. Her şeyi hesap etmek zorundayız. Sadece ibadette mi İtidal, buna itidal diyoruz. Aynı zamanda harcamada da öyleyiz. İslam'da israf haramdır ama onun yanında cimrilik de haramdır. Elindekini, her şeyi istediğim gibi harcarım. Ben kazandım, benim malım, kimse bana bir şey diyemez. Benim malım değil mi? Ne yaparsan yap. Hayır, senin değil, o sana emanet. Orada herkesin hakkı var. Ha ben harcamayayım peki, sıkı elimi cebime atmayayım, kimseye bir kuruş vermeyeyim, çoluk çocuğuma bile vermeyeyim. İşte anası babası kendisine bir şey vermiyor, ardından da para istiyor. Para istiyor, telefonda vardı. Para isteyen anne baba kendi imkanı var. İmkanı varsa niye para istiyorsun? Çocuğun muhtaç, kendisi zengin, kızının çocuğuna bakıyor, parasını alıyor. İnsaf ya. Ya bu senin evladın, bu senin torunun ya. Bu senin torun. Hani muhtaç olsan, muhtaç olsan alırsın. Benim ihtiyacım var, kızım sen de bize yardım et. Masraf yapıyoruz vesaire. Ama kızın muhtaç, sen zenginsin. Toruna bakıyorum diye ondan para istiyorsun. İsraf yasak, aynı zamanda cimrilik de yasak. Kur'an-ı Kerim diyor ki وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقُكَ Boynuna bağlama ellerini. Aç biraz, ver biraz. Adam o kadar cimriymiş ki, huya düşmüş. Ya uzat elini demişler, çıkaralım. Uzatmamış. Hiç olmasa şu bizim elimizi tut demişler, al elimizi. O zaman çıkmış, tutmuş da. Eli uzatmaya hiç gelmiyor. Böyle alışmış. Böyle öldükten sonra paraları sağda solda çıkan ama fakir hayatı yaşayan bir sürü insan var. Allah onlara da yemeği de nasip ediyor. Aslında o fakir, zengin değil. Kendi zenginim diye avunuyor. Bankada parası var, yastık altında parası var, altınları var. Çoluk çocuğunun haberi yok. Kendisinin de ağzı kokuyor fakirlikte. Yemiyor ama pintilikten. Mala tapıyor. Gece gündüz o hesap ediyordur herhalde. 99-100 sayıyordur böyle. Allah cimrilikten de muhafaza eylesin. Cimrilik de kötü bir hastalıktır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allahümme inni e'ûzu bike minel keseli vel aczi vel buhli ve su'il huluki. Ya Rabbi tembellikten, acizlikten, cimrilikten, kötü ahlaktan sana sığınırım. Cimrilik de Allah'a sığınacağımız kötü bir haslettir. Allah kimseyi cimri etmesin. Telefon hattaymış. Alo. Hocam. Hayırlı sahurlar, buyurun. Hayırlı sahurlar. Benim size bir iki sorum vardı. Buyur kardeşim. Birincisi ahirette eşim beni istemediği halde eşimle beraber olabilir miyim? Birinciyi anlamadım. Bir daha tekrar eder misiniz? Eşim ahirette beni istemediği halde yine birlikte olabilir miyiz? Eşiniz şimdi burada size istemiyorum mu diyor? Hayır istemiyor demiyor ama o zamanki şeylerle belki düşüncesi değişebilir diye telinde kalıp bir sormak istedim. Yani eşim beni ahirette istemezse ne olacak halim diyorsun? Peki. Öyle mi diyelim? Öyle peki. Diyelim. Birinci öyle anladım. Peki. İkinci soru? İkinci sorum eşimin ailesi tarafından iftiraya aşırı derecede iftira atıyorlar. Peki bu hayatta ben de bana atılan iftiraların aynısını onların üzerine görebilir miyim? Sen de onlara beddua mı ediyorsun? Beddua etmiyorum. Allah böyle söyleyince kuluna yapılanın aynısını ben de karşısına yaparım. Allah buyuruyor. Ben de acaba dünya gözüyle bana yapılan haksızlıkları ben de onlarda görebilir miyim? Onu söylüyorum. Yani bana beddua... yaptıklarına kendileri uğrasın diyorsun. Evet. Ya bir anlamda beddua bu da.
beddua değil yalnız, beddua Allah böyle buyuruyor. Ben böyle girdim, yanlış da düzeldim. Allah öyle buyurmuyor, Allah affet diyor. Allah affediyor da kuluma yapılan her şey karşılıksız değildir. Herkesin hakkını herkes, kimsenin hakkı kimsede kalmaz diye söylüyor. Acaba ben de bunu görebilecek miyim diye merak etmiştim. Ya Allah buyuruyor dersen yanlış olur. Sanki her kötülük yapana sen de kötülük yap gibi. Öyle bir şey yok. Siz affedebilirsiniz. Ama canınız yandı, size acıtıyor, üzüyorlar, iftira ediyorlar. Affetmeme hakkı da var elbette. Yani illa ona ben beddua edeceğim, karşılığını o da bulsun diye bir kural yok. Anne babadır, kayınpeder, kayınvalidedir. Affedebilirsiniz. Ara düzelir, ıslah olur, güzel. Aranız çok çok iyi olabilir. Birincisi bu. İnşallah aranız düzelsin. Hediyeleşin. Birbirinize uzaktan kötü söz söylemeyin. Arkanızdan konuşmayın. Çünkü onlar karşılıklı gelseniz, yüzüne gülseniz bile belli olur. Faydası olmaz. İkincisi eşler ahirette. Her ikisi de cennetlik olursa inşallah zaten orada istemeyen bir şey olmayacak. İstedikleri her şey olacak. Ama biri cennetlik, biri de cennete giremezse zaten kavuşamayacaklar. Orada istememe durumunda ayrılırlar. Ben eşimi istemiyorum. Bunu biz rastlıyoruz. Mezarımda yanımda istemiyorum diyenler var. Soruyorlar, evet, vasiyet ediyor. Diyor ki, geçenlerde bir soru sordular yine. Kızına vasiyet ediyor, oğluna vasiyet ediyor. Babanız ölürse yanıma gömmeyin diyor kadın. Dünyada çok çektim, mezarda çekmeyin bari diyor. Böyleleri de var. Onlar ahirette bir araya gelmezler. Ya da mahkemede, hesap gününde helalleşmeden beraber cennete giremezler. Helalleşecekler. Kul hakkı var. Yani orada Allah istemediğimiz bir şeyi bize yüklemeyecek. Cenab-ı Hak kolaylık versin, herkesi sevdiğiyle buluştursun diye. Alo, hayırlı sahurlar. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, buyurun kardeşim. Bir sorum var. Ben görme engelliyim. Kabartma Kur'an kursuna gidiyorum. Cüzden işte kabartma yazıyla Kur'an'a geçtim. Şimdi Kur'an-ı Kerim kabartma yazıdan inşallah bayramın haftasına tekrar başlayacağız. Hani benim kafamdaki soru işareti, hani normal kapatma Kur'an-ı Kerim'deki nasıl özenti varsa, mesela abdest dokunulmuyorsa, bu bizim öğrendiğimiz kapatma Kur'an-ı Kerim'in abdest bir şekilde dokunulmaz mı? Ondan bir farkı var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Sizdekiler tablet şeklinde değil mi? Şöyle. Şimdi tablet olarak biz cüzü kağıdı koyup yazıyorduk. Ama artık şimdi şeye geçtik. Cüz bitti. Kur'an'a geçtiğimiz için normal müftü bize Kur'an-ı Kerim verdi. Tamam. Kabartma Kur'an. Ama kabartma yazılı. Engelliler için Kur'an oldu. Hepsi Kur'an'dır kardeşim. Yani Kur'an'ın ayetini ben buraya da yazsam lafzıyla Arapça, evet, ya da kabartma olarak bunu bassam hepsi Kur'an'dır. Aynı şekilde abdestli dokunacağız, abdesti alacağız. Çünkü sonuçta Allah'ın kelamı orada hepsi mevcut. Hatta şöyle de diyorlar alimlerin bir kısmı. Mesela Kur'an'la karışık kitaplar var, tefsir kitapları gibi. Bir kısmı Kur'an, bir kısmı tefsir. İnsanların yorumu var altında vesaire. Orada, evet, da ayet çok olursa, Kur'an daha fazlaysa, o da Kur'an hükmündedir. Onu da abdestsiz tutmamak lazımdır diyenler var. Onun için dikkat edersek iyi olur. Allah engelinize rağmen Kur'an'a bu kadar saygı gösteriyorsunuz, okuyorsunuz, çaba sarf ediyorsunuz. Sizden razı olsun. Tebrik ederiz, takdir ederiz. Allah, evet, hocam sağ olsun. Allah razı olsun. Hocam çok çaba sarf etti. Biz bu Kur'an-ı Kerim kursu açmak için 3 yıl boyunca müşrikler, hani hocam gitti geldi, uğraştı, kurtaştı. Evet. O şekilde hani gitti. Bir sorum daha var. Buyurun, Allah onlardan razı olsun. Kur'an kursuna gittiğimde başımı kapatıyorum. Hı. İşte oradaki bazı mesela arkadaşlarımız falan da hani şey diyor. Başını kapatıyorsun ama giyim tarzını hani uzun daha bir şeyler giymen lazım diyorlar. Hani sadece bir pantolon gömlek falan olunca üzerinde başörtü olmuyor. Hani uzun giy falan dediler. Hocam da dedi ki arkadaşa, bir yanda hepsi olmaz. Sen şimdi uzun giy falan diyorsun. Bu başörtüyü bu sefer açar dedi. Yok şöyle. Yani bu zorlamayla olmaz ama gönüllüyseniz, istiyorsanız, tesettüre girmek istiyorsanız, o da şu. Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi 30-31'de gözlerden başlıyoruz erkeklere, sonra kadınlara. Sonra da kadınların örtünmesiyle ilgili ayet var. Nur Suresi 31'de. Orada ne diyor Cenab-ı Hak?
baş örtülerinizi yakalarınızın üzerine atın. Ziynetlerinizi göstermeyin. Yine Ahzab suresinde dışarıya çıktığınız zaman üzerinize dış elbiselerinizi alın. Buradan hareketle alimler diyorlar ki 3 özelliği olmalı tesettürün, giydiği elbisenin, kadının tesettüre giriyorsa. 1, bu da Allah'ın emri, vücudunun içini göstermemeli, vücut hatlarını belli etmemeli ve aynı şekilde el yüz hariç bütün vücudunu kapatmalı. Sadece başı örtmek tesettür için yetmiyor. Yani içini gösteren bir kıyafet giymişti Hazreti Ayşe annemizin kardeşi Esma radıyallahu anha. Resulullah Efendimiz dedi ki, ey Esma, hatta diyor ki şöyle elime dokundu, şöyle sen artık büyüdün, içini gösteren bir elbise giyme diye ikaz etti beni diyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Evet, diğer telefon hatta, alo. Hayırlı sahurlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar. Size de efendim, buyurun. Benim bir sorum olacaktı size. 950 yılında annem rahmetli oldu. 1950. Evet, biz küçüktük. Mezarın üzerinde bir ağaççık çıktı. Yolsak mı, büyüse mi, anneme gölge mi olsa derken ağaç büyüdü. Mezar dağıldı. Şimdi biz bu ağacı keselim mi, yoksa mezarı temizleyip oraya bir taş mı dikelim? Mezar dağıldı derken taşları mı dağıldı? Evet, evet. Mermerler, taşlar dağıldı. Evet, evet hocam, evet. Kökleri görünüyor mu ağacın? Ağacın kökü gözükmüyor ama tabii yüksek. Acaba mezarı yıkarsak kök yukarıdan mı kalır? Peki, biraz vaktimiz sınırlı. Sonra cevabını versek olur mu? Biraz sonra. Bir ara ver, çok kısa bir aramız var. 5 dakika mı arkadaşlar? 5 dakika sonra birlikteyiz. Yeniden Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Sahurunuz bereketli olsun. Güç kuvvet versin Rabbim. Orucunuz makbul olsun. Telefonumuz vardı. Bir mezar sorusu, ağaç sorusuydu. Alo. Hayırlı akşamlar hocam. Hayırlı sağ olun, sahurlar. Sağ olun. Buyurun efendim. Mezarda her tarafa zarar verdi bu ağaç. Mezarı dağıttı, evet. Keselim mi diye soruyorsunuz. Kesin gitsin. Keselim mi? Kesin ne olacak? Şimdi şöyle, mezardaki normalde zararsız otları yolmak mekruhtur diye yazarlar. Yani yeşillik olsun diye. Ama bu yeşillik zarar veriyorsa, yeşillik zararsız otları derler bak. Çim var, güzel çiçek ekmişsiniz, gül ekmişsiniz, zararsız. Ama öyle almış başını ki içinden geçmek mümkün değil, yürümek mümkün değil, aralarında gidip gelmek mümkün değil, ölüyü defnetmek mümkün değil. Oralar biçilir, oralar düzenlenir. Ne kadar düzenlerseniz o kadar iyi olur. Yani gül bahçesi gibi olacak, ağaçlık olacak. Çimen bizim mezarlara selvi özellikle dikilir. Değil mi Ubeydullah hocam? Evet. Allah'ın varlığını, birliğini delal etsin diye Elif gibi. Ağaçta, ama bu ağaç mezarı parçalıyorsa, etrafa zarar veriyorsa kesilebilir. Hiçbir mahsuru yok. Ama siz onun yerine güzel yeşillikler yine devam edin. Yani etrafını gül bahçesi yapın. Müslümanların mezarında mutlaka ağaç olmalı, yeşillik olmalı. Resulullah Efendimiz bir dalı ikiye böldü, yaş dalı. Birini bir mezara dikti, diğerini bir mezara dikti. İnşallah bunlar yaş durduğu sürece azapları varsa hafifler. O kadar. Burada iki türlü şey var. Bir, hayır hasenat yapılmış olur onlar için. Onun üzerinden kuş vesaire bile beslense ona sadaka olur. Diğer taraftan gerçekten mezarların güzel görünmesi lazım. Tertemiz olması lazım. Elhamdülillah bu konuda da biz epey bir mesafe kat ettik. Şu anda Müslüman dünyası, İslam dünyası ama Cennetül Baki'yi, Cennetül Muhalla'yı görünce insanın içi sızlıyor. Hiç bir tane yeşil dal yok. Maalesef. Ağacı bırakın. Bir yeşil gül, yeşillik yok yani hiçbir şeyde. Yetişmez mi? Yetişir. Hurma yetişiyor, suyu verirseniz her şey yetişiyor. Alo, bir başka soru. Hayırlı sahurlar, buyurun efendim. Hayırlı sahurlar hocam. Dinliyorum. Benim bir sorum olacaktı. Benim 6 yaşında bir kızım var. 2-3 aylıkken ben annemlere geldim. Eşim bu 4 senedir vefat etmiş. Şimdi hocam, ben başka bir eşle evlendim de bunun fitresi bana mı düşüyor, anneme düşüyor? Çünkü çocuk benimle yaşamıyor, annemle yaşıyor.
Peki babası bakmıyor öyle mi? Hocam babası vefat etti. Ha, babası vefat etti. Oluyor. Allah rahmet eylesin. Evet. Babası şu vefat anladım. Etti. Peki fitre verecek durumunuz var mı? Ben başkasıyla evli olduğum için hocam ben çalışmıyorum. Senin herhangi durumu yok. Yok. Onun babaannesinin babaannesinin durumu nasıl? Hocam iyi yani çocukla herhangi bir ilgilenme şeyleri yoktu maddi konuda. Bu bir senedir ilgileniyorlar. İlgileniyorsa versin. Versin ama parası yoksa verilmez. Hatta ona vermek gerekir. Çocuğun harçlığı yok, geliri yok. Ona siz veremezsiniz. Babaannesi veremez. Onun yerine başka bir fakire zenginse varsa verebilirsiniz. Yoksa ona düşmez zaten fitre. Fakir. Yani ona bir başkası versin. Kimse bakmıyorsa çocuğa. Akraba, uzak akrabalar verebilir. Komşular verebilir. Babaannenin durumu iyi değil. Çocuğun durumu iyi değilse fitre alacak. Fitre alan çocuğa fitre vermesi gerekmez. Kendisi fakir olan bir kimsenin fitre vermesi gerekmez. Fitre hali vakti yerinde olanlar verir. Ama zannediyor herkes fitresini verecek. Böyle bir farz yok kardeşim. Zaten vaciptir. Fitre vermek Hanefi mezhebine göre. O da zengin verir. Hali vakti yerinde olan. Hali vakti yerinde yok. Kendisi muhtaç. Zora koşuyorsun. Ben veremiyorum. Babası öldü. Yetim o. Ona dışarıdan getirsinler. Fitre versinler. O çocuk için bir şey verilmesi gerekmez. Diğer telefon. Alo. Alo. Hayırlı sahurlar. Buyurun. Hayırlı sahurlar hocam. Buyurun efendim. Size bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Hocayı gördünüz bitti soru. Buyurun. Alo. Bekliyoruz buyurun. Hayırlı sahurlar hocam. Sorunuzu bekliyoruz efendim. Size bir sorum olacaktı. Evet sorunuzu bekliyoruz. Buyurun lütfen. Benim kiraya verecek evim olursa Ramazan ayında kira parasını almayacağım diye vaat etmiştik. Eşim de vaat etmiş ben de. Çok şükür evimiz oldu. Birkaç sene Ramazan ayında almadık. Kira almadınız. Evet ne kadar zaman almayacağımızı hatırlamıyoruz. Hatırlamıyorsun tabii ev oldu şimdi artık hatırlamazsın. Bu sene hocam hem borcumuz var hem de çok sıkışığız. Alsak mı almasak mı diye ikilemde kaldık, çelişkide kaldık. Şimdi kendi kendinize durup dururken bir yük yüklemişsiniz. Evet hocam. Adaklarınızı, yeminlerinizi yerine getirin diyor Allah-u Teala. O senin imtihanın. Yani bollukta herkes verir, darlıkta bakalım verebiliyor musun? Onu almazsan açıkta mı kalacaksın? Yok. Çok aşırı derecede sıkışacağız. Sözünü yerine getir derim ben. Sözünden cayma. O senin imtihanın. Ama yaptığın yanlış baştan Ramazan ayında ben o kira Ramazan'da kira almayacağım diye bir kural yok ki dinde. Sen evini kiraya vermişsin. Kirayı 12 ay alacaksın kardeşim. O senin sabit bir gelirin. Benim hayrım olsun diyorsan hayrından vazgeçme. Baştan söz verdin. Oradaki oturanlar muhtaç mı? Alo. Alo. Cevabı beğenmedi gitti zannettim ben de. Yok yok hocam şu an bizden iyiler. Sizden iyi. Şu an bizden iyiler evet hocam. Onlar size yardım etsin o zaman. Ne diyeyim ben şimdi onlar sizden iyiyse. Ona söyle de ki kardeşim ben böyle böyle dedim ama sen bilirsin. Yani ben sözümde duruyorum ama verirsen de alırım de. Senin halin vaktin iyi. Muhtaçsanız alın kardeşim. Yeminini yemin etmişsin, söz vermişsin. O zaman da 3 gün peş peşe oruç tutun. Hani fakir doyurun diyeceğim. Halim yok diyeceksin zaten. 3 gün peş peşe oruç tutun oldu mu? İnşallah hocam. Eşin de sen de. İkiniz de söz vermişsiniz madem. Kirayı da alın diyelim artık size. Yemininizden dönmüş oluyorsunuz. Şimdi Medine'de adamın biri Peygamber Efendimiz'e geldi dedi ki ya Resulallah durup dururken orucumu bozdum dedi Peygamber Efendimiz. Allah Resulü dedi ki o zaman dedi 60 gün oruç tutacaksın. 2 ay oruç tutacaksın. Bir günde kaza 61 gün. Ne geldiyse başıma oruçtan geldi zaten dedi. O zaman dedi şu bir sağ hurma dedi tasadduk et fakire fukarayı doyur onları. Param da yok dedi. O zaman şunu al. Medine'de bir fakire verdi. Peygamberimiz onun yerine bir tas hurmayı verdi. Bir fakire dağıt dedi. Benden daha fakiri yok ki Medine'de dedi. O zaman git hanımınla ye onu dedi.
Din kolaylık, zorlaştırma yok. İhtiyacın varsa geri dönüşü mümkün. Biri de ben dedi yürüyerek hacca gideceğim dedi. Medine'den Mekke'ye 500 kilometre. Bineğe binmedi. Resulullah Efendimiz yaşlı bir adam, baktı yürüyor. Yaya yürüyor. Bu kim? Bu adam niye yürüyor? Bineği yok mu? Var ama binmiyor. Niye? Yürüyerek gitmeye söz verdi. Allah'a adak adadı. Daha makbul olur gibi. O adam derhal bineğine, hayvanına binsin, kefaretini ödesin. Yeminin kefaretini ödesin. Ya eziyet yok. Siz de kefaretini öderseniz inşallah kurtarırsınız. Evet, bir telefon daha var. Sonra Allah'ın ayetlerini, delillerini, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ispat eden kevni ayetlerden, Rum suresinden size hatırlatmalar yapacağım. Ve hudus delili var. Nizam delili var, Cenab-ı Hakk'ı ispat eden fıtrat delili var ve imkan delili var. Onlardan bahsedeceğim. Alo. Alo. Hayırlı sahurlar. Size de iyi sahurlar hocam. Buyurun. Ben Kur'an'ı Arapça okuyorum. Arapça okumasını bilmediğim için Türkçe okuyorum. Kabul olur mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Türkçe okurken nereden okuyorsunuz? Yani nasıl? Kur'an'dan. Türkçesi var, Arapçası var, açıklaması var. Üç çeşit. Türkçesi ben, derken şöyle mi? Latin harfleriyle Elhamdülillahi evet, Rabbil Alemin evet, Rahmanirrahim evet, böyle evet, yazılmış. Evet. Bunu kastediyorsunuz. Evet. Şimdi bunu eksiksiz, yanlışsız okuyabiliyorsak, evet, güzel de yazılmışsa, bu evet, da aynen ağzımızdan çıkan Kur'an'dır. Evet. Dolayısıyla bu şekilde okumamız Kur'an'dır. Ama gayret edersek, harfleri daha iyi öğrenirsek Arapçasından daha güzel okuruz. Çünkü Arapça ile Türkçe harfler birbirini karşılamıyor. Neden? Türkçe'de bir tane H harfi var. İşte Hasan, Hale, Hüseyin gibi H harfi. Arapça'da üç tane var. Aynı harften. Biri Ha, Ha buradan çıkıyor boğazın üstünden. Biri Ha, Ha akıcı bir şekilde kalın bir ses. Diğeri de He, He göğüsten çıkıyor. He. Şimdi bunu Türkçe bir tanesiyle söylüyorsun. Zor oluyor. Onun için mutlaka orijinali öğrenmeye gayret edelim. Mesela Halik noktalı H ile yazılıyor. Yaratıcı demek. Ama Hallak dersen mesela berber demiş oluyorsun. İkisi de H gibi görünüyor Türkçe'de. Farklı. Hallak dersen çok yaratan anlamına geliyor. Bu incelikleri tam tutturamıyorsak Türkçe okumanın çok yanlış anlamlara da gidebilir. Faydası olmayabilir ama hiç yoktan ben en azından böyle okuyayım. İnşallah herke okuduğumu da düzelttireyim. Hele namazda okuyorsanız mutlaka kontrol ettirin, dinlettirin oluyor mu diye. Çünkü namaz kılıyorsunuz. Okudum Allah kabul etsin şeklinde de çalışacağız. İlimsiz olmaz sevgili kardeşlerim. Rabbim sağlık afiyet versin, ilim versin, irfan versin hepimize. Şimdi Allah'ın iki türlü ayetleri var. Biri işte Kur'an-ı Kerim. Burada 114 sure var. İçinde binlerce ayet var. 6666 ayet diyoruz. Zemahşer'in kaba hesabına göre 6230 civarında ayet var. Bu ayetler münzel olan, indirilen ayetler ama bir de güneş Allah'ın ayetidir. Ay Allah'ın ayetidir. İnsan Allah'ın ayetidir. Çiçekler Allah'ın ayetidir. Hayvanlar alemi Allah'ın ayetidir. Onu da okumak lazım. Fizik, matematik, tıp, astronomi, aklınıza ne geliyorsa hepsi Allah'ın ayetidir. Onları da okumak lazım. İşte bu ayetlerden Rabbim bize misaller veriyor. Buyuruyor ki Allah-u Teala يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ Allah diri çıkarır ölüden, ölüden diri çıkarır. Diriden ölü, ölüden diri çıkarır. Ve yuhyil arda ba'de mevtiha. Kışın öldükten sonra yeryüzünü tekrar canlandırır. Kışın hiçbir şey kalmıyor. Yaş dal kalmıyor çoğu yerlerde. Soğuk çok kuvvetliyse kasıp kavuruyor, her şey kuruyor ve ölüyor. Ama yazın, baharda ne oluyor? Neşvi nemayla yeniden her şey yeşeriyor.
Kim yapıyor bunu? Allah-u Teala her şeye kadir. Allah ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Öldükten sonra yeryüzünü diriltir. Ve kezalike tuhracun. İşte öldükten sonra dirilecek miyiz diyenlere de Cenab-ı Hak diyor ki, o yeryüzünde nasıl Allah hayat veriyor, canlandırıyorsa, insanlar öldükten sonra kabirlerinde çürüyecekler. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Bu beden çürüyecek, toprak olacak. Sadece bir kuyruk sokumunda bir parçacık kalacak insana ait. Ve diriliş oradan başlayacak. Herkesin dirilişi. Yerden ot biter gibi biteceksiniz diyor Peygamberimiz. Ve canlanacak insanlar. Sallanarak böyle mezarından kalkacaklar. Ölüydü. Allah diriltir. Hiç yokken bizi yarattı. Sudan, balçıktan, çamurdan yarattı Adem'i. Sonra da insanları bir sudan yarattı. Onu yaratan öldükten sonra diriltmeye kadir olmaz mı? وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Siz topraktınız. Topraktan Allah-u Teala Adem'i yarattı, sizi yarattı. Allah Allah. Bu toprak اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ Sonra deri oldunuz. Hani nerede toprak? Toprak yok. Bak deri, et, kemik, kan, damar, sinir ama malzeme toprak. Allah diyor ki bu toprak nasıl oldu? Nasıl deri oldu size? Ve bu toprak parçası bildiğiniz toprak yerinde durur. Sabittir. Onu birisi bir tarafa atarsa anca gider. Ama bu toprak parçası bütün her tarafa dağılıyor. Canlandı. Yeryüzüne dağıldınız. Yeryüzüne dağıldı. Bu da Allah'ın ayetidir. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Aranızda eşler yaratması da Allah'ın ayetlerindendir. Erkek ve dişi olarak yarattı Allah. Her şeyi çift yarattı. Bu da Allah'ın ayetidir. Ve birbirinizle sükunet buluyorsunuz. Yuva kuruyorsunuz. Huzurlu bir ortama giriyorsunuz. Aranızda وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Aranıza sevgi ve rahmet koydu Allah-u Teala. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Düşünen bir topluluk için bunda nice ibretler vardır. Bir düşünsenize. Kadını yaratmış, erkeği yaratmış, evleniyorlar, aralarına sevgi oluyor, aşk denilen bir şey oluyor, sevgi. Nereden geliyor? Bunun kaynağı kim? Kalbime bu sıcak duyguları kim koyuyor? Kalbimiz bir et parçası. Beynimiz bir et parçası. Kan ve irinden müteşekkil. Nereden geliyor bu duygular? Bunları koyan Allah-u Teala. Bir toprak düşünün sonra neler çıkıyor neler. وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yeri ve göğü yaratmasında. وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتُكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Dilleriniz farklı farklı. Arapça konuşuyor, Türkçe konuşuyor, Kürtçe konuşuyor, İngilizce konuşuyor. Farsça konuşuyor, Rusça konuşuyor. Binlerce lisan farklı farklı. Ve elvanikum renkler farklı. Kimi simsiyah, kimi bembeyaz, kimi sarı, kimi kızıl derili, kimi buğday tenli. Aynı evin içerisinde her çocuğun rengi başka. Göz rengi başka. Allah'ın ayeti bunlar. Düşünmez misiniz? İnne fî zâlke le âyâtin lil âlimîn. Alimler için, bilgili insanlar için bunda çok ayet var. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ Gece ve gündüz, gece oluyor uykumuz geliyor. Örtüyor dünyanın üzerini karanlık, gece. Işıkları söndürüyor Rabbim. Hadi yatın, uyuyun. Işıkta uyuyan insanla, karanlıkta uyuyan insanın uykusu arasında dağlar kadar fark oluyor değil mi? Işıkta uyuduğun zaman dinlenmiyorsun. Beyin dinlenmiyor, vücut dinlenmiyor. Ama karanlıksa odan dinleniyor. Allah onun için örtüyor geceyi. Üzerimizi örtüyor. Örtü yapıyor. Settarul uyub, ayıpları örttüğü gibi. Gece uykusunu uyumadan, gündüz uyusan devamlı gecenin uykusunun tadını alamıyorsun. Gündüzü de maişet için yarattım diyor Allah-u Teala. Gündüz de çalışın. Tersine çevirmeyin. Bizim hayatımız biraz tersine dönüyor şimdi. Ne oluyor? Gündüz efendim çalışıyoruz doğru ama gece yarılarına kadar da çalışma, sohbet devam ediyor. Gece uykusunu alamıyoruz. Gece
Doktorlar şöyle diyor sevgili kardeşlerim. 10 ile 1 arasında uyumak o 3 saat 10 saate bedel. 8 saate bedel. 1 ile 3 arasında 4 arasında uyumak artık uykunun tadını alamıyorsun. Artık senin uykun yerine gelmiyor. Yani 1'den sonra yatıyorsan vücut başka salgılar üretiyor. Yorgun bitkin bir şekilde uyanıyor. Onun için gece olunca uyumaya dikkat etmek lazım. Allah onu uyku için yaratmış. İmkanı olanlar için tabii. Yine inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yesmeûn. Kulak verenler için, işitenler için bunda ayetler vardır. Ve min âyâtihi yurîkumul berga havfen ve tamâ'a. Ve yunezzülü minessemâi mâen fe yuhyi bihil arda ba'de mevtiha. Bugünlerde İstanbul özellikle yağışlı. Gök gürlemesi de oluyor. Bir taraf korkuyor, çocuklar korkuyor, uyuyamadım diyor. Ama bir taraftan çiftçiler, mahsul üreticileri, sebze meyve üretenler de yağsın diyor. Sel olmasın ama yağsın. Hem ümit ediyorsunuz yağsın diye hem de korkuyorsunuz diyor Allah-u Teala şimşek çakınca. Bunda da Allah için ayetler var. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yâkilûn. Aklını kullananlar için nice ibretlik hadiseler var. Bu yağmur olmasa sulamakla insan baş edebilir. Allah bir anda öyle bir bereket veriyor ki her şey nasibini alıyor yağmurdan. O yağmur yağınca sular, barajlar doluyor, toprak altına sular gidiyor, sebzeler, meyveler oluşuyor. Yağmuru biz yağdırmasaydık onu siz nereden getirecektiniz diye Allah soruyor. Bir yağmurun şükrünü bile eda edemeyiz. Allah rahmetini kesmesin. Şükredenlerden eylesin. Efendim bir ilahi alalım, devam edeceğiz evet. İnşallah. Yok hocam. Kimin bu? Bu Hafız Recep Camcı, Çorum'da derlediğimiz bir Çorum'da ilahi. Çorum'da derlediniz, peki. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde derlediğimiz ilahilerin hikayeleri var. Bu da Harputi'den geldi, Harputi'nin sözler. Harputi'nin, peki. Sürdü dağın taşın arasından.
Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bir yerde bir hareket varsa, onu hareket ettiren bir gücün varlığını anlarız. Bütün bu kainatın hareketinden, bu kainatı hareket ettiren bir gücü anlarız. O Allah-u Teala'dır. Bir yerde bir düzen varsa, nizam varsa, temizlik varsa, güzellik varsa, orada bir el dokunmuştur ona. Bir güç onu tanzim etmiştir. Hiç şaşmadan gündüz geceyi takip eder, gece gündüzü, güneş ayı takip eder, ayda güneşi ve hiçbiri birbirine çarpışmıyor. Kıyamete kadar gidecek, son emire kadar gidecek. Yaratılan her şey, mahlukat değişiyor. Bu değişim bir güce muhtaçtır. Her şey fanidir ama bütün bunları idare eden bir yaratıcı vardır. Ve Allah fıtratımıza inanç duygusunu koymuştur. İlk insandan bu yana bütün insanlarda ve toplumlarda Allah inancı vardır. Kiminde politeizm olarak çok tanrıcılık ortaya çıkmış ama kiminde de moniteist dediğimiz tek tanrıcılık var. Kutsal kitaplar, bütün peygamberler ve Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar her peygamber La ilahe illallah demiştir. Allah'tan başka ilah yoktur. O vardır ve birdir. Rabbim duamızı kabul eylesin. İmanımızı kabul eylesin. Ey kendisinden başka ilah olmayan, La ilahe illallah, her şeye gücün yeten, her şeye kadir olan, her canlının rızkını veren Razzak olan Allah. Ey kullarına nimetleri bahşeden Vehhab olan Allah. Ey kusurları örtüp tövbeleri kabul eden Tevvabur Rahim. Ey gizli ve açık her şeyi bilen Allamul Guyub. Ey istenenleri ihsan eden Kerim olan Allah. Ya Zel Celal vel İkram. Ölümden sonra dirilten, cennetini has kulları için süsleyen, kullarının derecelerini yükselten Ulu Allah. Belaları kaldıran, gökleri ve her şeyi yerli yerince tutan, benzeri ve ortağı olmayan Kabe'nin, Mescid-i Haram'ın Rabbi, sen bütün sıfatlarla muttasıf, kemal sıfatlarla muttasıfsın, nakıs sıfatlardan münezzehsin, bizler mahlukuz, sen Halık'sın, bizler kuluz, sen Rab'sın, bizler faniyiz, sen bakisin, bizler unuturuz, hata eder dururuz, af dileriz, sen unutmazsın, bağışlarsın Allah'ım, bizlerin günahlarını affeyle ya Rabbi. Ey merhametlilerin merhametlisi, ya Erhamer Rahimin, bize rahmetinle muamele eyle. Ya Rabbi ol deyince her şey oluverdi. Gayb ve şehadet alemini bilen sensin. Her şeyin sırrı senin elindedir. Kapılar senin elindedir. Ya Rabbi bize hayır ve bereket kapılarını aç ya Rabbi. Allah'ım çirkin gördüğün, yanlış gördüğün şeylerden bizi uzak eyle. Kalbimizi korumayı nasip eyle. Azametinle, heybetinle, katında güzel olan rağbetini bize göster ya Rabbi. Bizlere afiyet ver Allah'ım. Katından rahmet ve bereket ver Allah'ım. Ya Rabbi, senden korkanların ilmini istiyoruz. Mütevazıların yönelmesini istiyoruz. Yakın sahibi müminlerin sabırlarını, şükürlerini, sıddıkların tövbesini istiyoruz. Bizi güzel ahlaklı eyle Allah'ım. Ey Allah'ım, ayrılıktan, nifaktan, el ayağa düşmekten, cimrilikten, korkaklıktan, tembellikten sana sığınıyoruz. Dünya ve ahiret fitnesinden bizi koru ya Rabbi. Kur'an'ın yolundan bizi ayırma Allah'ım. Resulullah'ın yolundan bizi ayırma Allah'ım. Kendine hakkı gerçek manada kul eyle. Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek manada ümmet eyle. Bizi sırat-ı müstakimden ayırma, dinde sabit kadem eyle Allah'ım. İbadetler konusunda, oruç tutmamız konusunda, zikrini eda etme konusunda, sana şükretme konusunda bize yardım eyle Allah'ım. Sen verirsen kimse mani olamaz, sen vermezsen kimse veremez. Yalnız senden diliyoruz, yalnız sana el açıyoruz,
Bizi başkasına muhtaç etme Allah'ım. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala'l Fatiha. Errahmanirrahim. Evet, oruca niyet ediyoruz. Ezandan sonra kapanış için buradayız efendim. Evet, Allah kabul etsin. Oruca niyet ediyoruz. Ubeydullah Sezili kardeşime çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Epey bir aradan sonra oldu ama yine de günümüze şeref verdim, lütfettim. Güzel oldu. Arkadaşlar size teşekkürler. Niyet ettim oruca, gözüme, kulağıma, gönlüme oruç tutturmaya. Allah oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. İftarda görüşmek üzere efendim.